Çanakkale Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Saraycık Köyü'nde yem bezelyesi ve Sarıceli Köyü'nde arıotu demonstrasyonlarına ait tarla günleri yapıldı. Düzenlenen tarla günlerine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mustafa Nazlım, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doçent Doktor Perhan Savran, Truva Sulama Birliği Başkanı İlhan Uluz, Arıcılar Birliği Başkanı Cahit İleri, şube müdürlerimiz ve çok sayıda üreticinin katılımı ile gerçekleşti. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Vekili Mustafa Nazlım tarla gününde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Tarla gününde yem bezelyesi Çanakkale için aslında yeni bir konu. Niye? 5 sene önce Çanakkale ilinde yem bezelyesi yoktu. 0 Ekim'di. Değişik il ve köylerde, ilçe ve köylerde biz 3'er dönüm, 5'er dönüm alanında demonstratif faaliyetlerde yaptık. Dekarına 25-30 kilogram civar, 25-30 bayla civarında verim aldık. Tabi bu iklimin isteklerine göre değişiyor. Bu sene yağış biraz yağışların düştü. Mart'ta azdı, Nisan'da hiç yok gibiydi. Bu sene de belki 15-20 bayla civarında bayla alınacak. Yem bezelyesi malum baklagil hem toprağı besler. Bunu buğdayla, çavdarla, yulafla karışık ektiğiniz zaman ve hasıl yaptığınız zaman da en önemlisi hayvanı besler. Niye? Çanakkale'nin hayvan varlığının ve özellikle büyükbaş hayvan varlığının yem bitkileri konusunda açığımız var. Hep malum. Meramız yok. Çok az. %5 civarında meramız var. Hayvan sahibimiz çok. Kesip yemeden ziyade çiftçi kendi yemini ne yapması lazım? Çıkartması lazım. Özellikle kaba yemini. Ardından Sarıceli köyüne gidilerek buradaki arıotu yetiştiriciliği demonstrasyonu ile ilgili tarla günü yapıldı. Burada da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Nazım yaptığı konuşmada, ilimizde polikültür bitki çeşitliliği fazla olduğu için arıcılık bölgemiz için çok önem arz etmektedir diyerek şunları söyledi. Arıcılığın çok önemli olduğu, niye? Ziraatın polikültür olarak yapıldığı bir ilimizde yaklaşık 1600-1700 ton civarında çiçek, çam, balların üretildiği bir il Çanakkale ve üretici birliklerimizin ve yetiştiri birliğimizin olduğu bir il. Yani nedir? Örgütleşmiş bir il aslında. Arıotu niye önemli? Arıotu teknik arkadaşlarımızın belirttiği gibi yani bir dekar arazideki arıotundaki elde edilecek polen ve buradaki polenlerden alınacak balın iki kuvvetli koloni. Kuvvetli koloni ne? Yani aslında ballık dediğimiz değil, bizim kuluçka dediğimiz 10 çıtası da dolu olan bir arı. Bu arının iki tane koloniye 40-50 kilogram bal yapabilecek teknik tarifleri de var. Çiçeklerin yoğun olacağı zamana kadar da arının güçlenmesi lazım. Önce kendini besleyecek, büyüyecek, yetiştirecek, geliştirecek ki bal için işçiler çıksın. Arı otu gibi otları eklememiz lazım. Yani sünni değil, tamamen tabiatın, bitkinin özünü doğrudan vermemiz lazım. Çünkü arı sağlıklı, ürettiği bal sağlıklı, insana sağlıklı bir gıda. Çünkü arı Kur'an'da övülmüş bir yaratık ve bu şifadır. Her türlü hastalıkla ilgili terkibi söylerken içerisine bir kaşık arı balı derler yani. Arı balı o yüzden önemli. Dolayısıyla biz Tarım İl Müdürlüğü olarak gerek genel bütçe çalışmalarımızda, gerek özel idare bütçe çalışmalarımızda arıotu ile ilgili çeşitli hep desteklerimizi verdik. Vermeye devam edeceğiz. Ardından Arıcılar Birliği Başkanı Cahit İleri, Çanakkale'nin arıcılıkta çok hızlı yol aldığını, dünden bugüne geleneksel arıcılığın ötesinde artık bilimsel tekniği, teknolojiyi, bilimi yanına alarak arıcılığın yapılması gerektiğini söyledi. Tarım İl Müdürlüğümüzün desteğiyle demonstrasyon çalışması olarak arıotunda diktim. Gördüğümüz kadarıyla gayet güzel yapılan çalışmalarda yerli yerinde bir örnek teşkil edecek derecede güzel. Biz diğer arı tohumlarını da diğer üreticilerimize ilettik. Hatta şube müdürümüze ben kendi diktiğimiz tohumları gösterdik. Hemen hemen buna yakın randımanı bizler de aldık. Şimdi Çanakkale arıcılıkta çok hızlı gidiyor. Dünden bugüne geleneksel arıcılığın ötesinde artık bilimsel tekniği, teknolojiyi ve bilimi yanına alarak bu işleri yapmanın zamanı geldi geçiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla arı otu arının ayrılmaz bir parçası.